Herkese merhabalar. Bu konumuzda ağ portarma ve keşif yöntemlerinden bahsedeceğim. Kitabımızı zaten biraz daha detaylı olarak anlatımı yaptım. Bu konuda da biraz üzerinden geçeceğiz. Biraz daha farklı konulara değineceğiz. Hemen kalemimizi açalım. Port taraması nedir? Ağ keşfi nedir? Biraz bunlardan bahsedelim. Neden buna ihtiyaç duyulur? Bilindiği gibi zaten serverlar olsun, işte web servisleri olsun, belirli portlar aracılığıyla haberleşmeyi sağlar. Bizler hani bir sistemin normal dışarıdan baktığımızda ne tür servislerin çalıştığını, hangi versiyonları kullandığını pek kestiremeyebiliriz, yani kestiremeyiz zaten. En fazla hangi yazılım teknolojisini kullandığını bilebiliriz. Bu yüzden bizim daha detaylı ağ keşfi yapmamız gerekiyor. Portları ve servisleri taramamız gerekiyor. Öneminden bahsedersek biraz da bu sayede hangi servislerin çalıştığını öğrenip zafiyet taramasını daha iyi, daha detaylı yapabiliriz. Mesela bir servis olduğunu varsayalım. Bir servisin yazılımı. Bunda herhangi bir zafiyet varsa dışarıdan göremeyeceğimiz için ilk önce bir bunları görmemiz gerekiyor, bulmamız gerekiyor. Zaten serverlardaki genel zafiyetler kullanılan yazılım ve servislerden kaynaklanıyor. Bunun için en iyi araç bilindiği gibi Nmap. Nmap arınca aracında birçok tarama modülü mevcut, tarama çeşidi mevcut. Yaklaşık 15 tane olması gerekiyor. 15'e yakın bir tarama çeşidi var. Nmap'ı sadece Kali Linux'ta değil, Windows, Mac, Unix gibi sistemlerde de kullanabilirsiniz. Nmap açık kaynak kodlu bir yazılım. O yüzden kaynak kodlarını da inceleyebilirsiniz. Ve buna göre de zaten Python dili olsun, farklı yazılım dillerinde de Nmap'ın modülleri mevcut. Yani farklı yazılım dillerinin kütüphanelerinde de Nmap kütüphaneleri mevcut oluyor. Yani bayağı bir gelişmiş bir port tarama yazılımı. Elbette sadece port taramaları için değil, işte işletim sistemi tespit yapmak için, ağ haritalamak için, güvenlik duvarlarını test etmek için de bu yazılımı kullanabiliyoruz. Şöyle bir çalalım. Enim yapıyoruz. Evet. Zaten görüldüğü gibi zaten hep kategori halinde komutlarımız mevcut. İşte host keşifleri olsun, tarama teknikleri olsun, İşte servis versiyon bulma komutları olsun vesaire birçok modülü mevcut. Ayrıca scriptleri de bulunmakta. İşte zafiyet keşiflerinde kullanmak için scriptlerimiz oluyor. Daha birçok özelliği var. Zaten uluslararası bir araç olduğu için, yani herkes tarafından tanınan bir araç olduğu için internetten zaten oldukça basit bir şekilde erişebilirsiniz çoğu kaynağa. Evet, dediğimiz gibi birçok tarama çeşidi mevcut. Genelde bunlar el sıkışmalar dediğimiz olaylarla gerçekleşiyor. Gönderilen bayraklarla, paketlerle gerçekleşiyor. Zaten bunları okuduğunuz zaman daha iyi anlayacaksınız. Ben biraz daha yüzeysel olarak üzerinden geçeceğim. İlk önce host keşfinden biraz bahsedeyim. T4 IP adresime bakayım hemen.
Dediğimiz gibi aslında Nmap dediğimiz aracın yöntemlerini kendimiz bulmamız gerekiyor bazı durumlarda. Yani yaptığımız işlemler mantığa dayanan işlemler. Örneğin burada örnek bir SP parametresiyle ping scan yaptık. Yani belirttiğimiz IP aralığına ping atıyor. T4 ile de işlemi biraz daha hızlandırıyoruz. Bu T5'e kadar mevcut. T1'den T5'e kadar. Kendi lokal IP'mi aldım. Yazdım, sonra sıfır ekledim ve slash çekip 24 yazdım. Yani burada demek istediğim 0'dan 24, 0'dan 255'e kadar ki IP'lerin IP aralığına ping at hızlı bir şekilde ve bu etkin olanları bana listele dedim basit bir şekilde ve ben lokal IP'mde bu kadar cihaz olduğunu öğreniyorum. Görüldüğü gibi 4 tane buldu. Bunun önemi nedir? Örneğin bir şirket veya kurumda bir sızma testi yapacaksanız bu IP aralığını taramanız gerekiyor. Yani kaç tane cihaz var, hangileri ne kullanıyor. Bu sayede farklı cihazlara da erişebiliyorsunuz. İşte yazıcılar olsun, telefonlar olsun vesaire. Yani ağa bağlı tüm cihazları bu şekilde listeleyebiliyorsunuz. Şöyle. SXM portlarına basit bir şekilde SN paketleri göndererek yanıtlara göre bize çıktığı veriyor arkadaşlar. İsterseniz bu aralıkları farklı şekilde de yazabiliyorsunuz. Görüldüğü gibi kitabımızda zaten bunları belirttik. İsterseniz şöyle bir teksti açalım. Bazı durumlarda birçok IP'yi taramak isteyebilirsiniz. Teksti verelim. Mesela 38 ya, pardon. Kaydedelim. Bazı durumlarda IP'leri kendimiz taramak isteyebiliriz. Yani belirli IP'leri. Bunun için de tekste dosyasından herhangi bir dosyadan bu IP'leri tek tek yazmak yerine tek bir dosya halinde taratma işlemleri gerçekleştirebiliriz. Örnek olarak yine T4 diyelim. Amaç zaten burada göstermek. Evet. İşte görüldüğü gibi belirttiğimiz IP'lere ping attı burada. Görüldüğü gibi iki tanesi burada görülüyor. Ben eğer buraya belirsiz bir IP yapsaydım şöyle gerçi 400'lü IP olmaz. Bir yapalım şunu. 154 yapayım. Tekrar tarama yapayım. Görüldüğü gibi yine iki tane olacaktır çünkü böyle bir IP'miz yok. Trail parametresi ile de tekste dosyasından IP'leri alabiliriz. Zaten sadece IP değil, web sitesi taraması da yapabilirsiniz. Örnek olarak yani şu şekilde de direkt adres olarak yazabilirsiniz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Zaten kendi otomatik olarak IP'ye çevirecektir. Ping taraması yaptıktan sonra zaten IP'yi alıp ona göre işlem yapıyor. Ben şunu da açmak istiyorum. Kalsın bu burada.
Bazı durumlarda ağdaki bazı hostları tararken bazı IP adreslerini ayıklamak isteyebilirsiniz yazmışız. Burada şöyle bir komutumuz var. Bu şekilde belirli IP'leri taramak istemeyebilirsiniz. Yani biraz daha detaylı tarama yaparken bazı servislerin yormak istemeyebilirsiniz veya şirket sizden böyle bir talepte bulunmaz. O yüzden şöyle yapalım hemen. Şunu alalım. Exeroute diyelim. Hangi IP taraması? Örnek olarak başta ne bulmuştu? 2'yi bulmuştu. Şöyle hasta diyelim. 2'yi taramasın diyorum ben burada. Evet, gördüğünüz gibi taramayı yaparken benim belirttiğim IP adresini taramadı. Nerede ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Belki tarama yaparken o makinaları dediğim gibi yormak istemeyebilirsiniz veya belki zarar verme durumu olabilir. Ya da o host log tutuyorsa o IP adresinde başka bir servis varsa ondan kaçınmak için böyle seçenekler kullanabilirsiniz. Artık sizin ne yapacağınıza bağlı bir durum. Dediğim gibi birçok tarama çeşidi bulunmakta. Burada birçoğu mevcut. Yanlarında da komutları görüyorsunuz zaten. Birkaç tanesini zaten burada açıklayacağım, video çok uzun olmasın diye. Zaten gerisi de kitabımızda mevcut. Biraz daha üzerinden geçmek için anlatıyorum. Bir tarama çeşidimiz mevcut. TCP CN Scan diye. Hedefi TCP CN paketleri gönderiyor. Portlar açık ise SN ACK yerine dönecektir. Tarama yapan makine ise RST paketi döndürerek tarama sonlanacaktır diyor. Yani bir el sıkışması mevcut burada. Bu tarama sayesinde biraz daha detaylı tarama yapabiliriz. Hemen şöyle göstereyim. Tuzike. Evet. Görüldüğü gibi açık olabilecek, yani açık olan bütün portları taradı. State kısmında zaten open yazdığı görülmekte. Tabii ki her zaman bu tür taramalarda güvenemeyiz. Eğer güvenlik duvarı var ise bize bütün portların açık olduğunu söyleyebilir ama açık olmayabilir. Elbette bu gibi durumlarda oluyor. Biraz daha zayıf olan sistemleri taramak için kullanılıyor. Zaten servis kısmında da portun hangi servise ait olduğu burada görüldüğü gibi. Bu tür port taramaların avantajları da mevcut zaten. Eğer farklı backdoor yazılımlarını da bu şekilde tespit edebiliyorsunuz. Örneğin burada bir şüpheli bir port var, shell adında. Ben şöyle bir şey yapalım. VRP diyelim. 72, 16, 86, 102, 514.
sıkıntı mevcut şu an. Diyelim 514, evet. P şuradan yapsak. Şu an ya ben beceremiyorum. Yine bağlantımız gerçekleşmiyor. 514. Ne bir şey olmuyor. Neyse, sanırım burada bir sıkıntı var. Biz devam edelim. Eğer aklıma gelirse yine onu da gösteririm sizlere. Dediğim gibi birçok tarama çeşidi mevcut. Burada farklı şeylerden de bahsedeyim. Örneğin bir servisi tarıyoruz ve belli bir portu taramak istedik. Hemen şöyle gelelim tekrar. -p parametresini kullanıp örneğin 21 portunu taramak istiyorum. Görüldüğü gibi bize direkt taramak istediğimiz portun servisini gösteriyor. Yani illa bütün portları değil de belirli portları da -p parametresiyle tarayabiliriz. Bir. Evet, yanına virgül çekip istediğimiz portları tarayabiliriz veya belli aralıkları tarayabiliriz. Tire çekip görüldüğü gibi belirttiğimiz porta kadar ki bütün portları tarıyor. En önemli tarama çeşitlerinden birisi de versiyon dedeksiyon taraması. Hemen taramamızı yapalım. Sonradan önemine biraz değinelim. Evet. Normalde tek başına servisleri bilmemiz pek de işimize yaramayabilir. Yani brute force saldırıları haricinde pek de bir şey yapmak mümkün değil. Nedeni ise versiyonlarını bilmememiz. Yani hangi yazılımı kullanıyor, yazılım hangi versiyonu kurulu, bunları bilmemiz gerekiyor. Görüldüğü gibi FTP portu VSFTP'de yazılımını kullanıyor ve versiyonu da yanında yazıyor. Bu şekilde Metasploit olsun, farklı tarama servisleri olsun, bu şekilde tarayabiliriz. Açık var mı yok mu diye örnek olarak Google'a yazalım en basitinden. Evet. Öncesinde bulunmuş bir backdoor command, yani komut çalıştırma açığı mevcut. Metasploit'te bu açığın exploit'i bulunmakta. Şöyle. Şu
burada kalsın. Başka, evet, ben yanlış portu sanırım denedim orada bir deneme yaparken. Kaçmış 15-24. Bakayım. Acayiplik var ya. Evet. Pardon. O an portu yanlış yazmışım. Ve burada da niye dinlemeye alıyorsam direkt olarak. Görüldüğü gibi bir backdoor mevcut. Burada zaten bu kullandığımız işletim sistemi Methods for Table diye bir araç. Yani açıklıklar barındıran bir sistem. Onun üzerinde testlerimizi yapacağız. Zaten görüldüğü gibi eğer backdoor gibi yazılımlar varsa onları da gösteriyor. Ayrıca görünmeyen bazı portları da SV parametresiyle ortaya çıkartabiliyoruz görüldüğü gibi. Normalde böyle bir seçenek yoktu. Bakalım tekrar. 15-24 varmış. Ama tarama yaptıktan sonra daha da netleşti bu durum görüldüğü gibi. Bu değişkenlik gösterebiliyor. Yani birçok tarama seçeneği kullanmanız gerekiyor. Yani üzerinde biraz daha farklı testler yapmanız gerekecek. Bunu zaten tecrübe edinerek kazandığımız bir şey. İşte Kali'nin 1.0'ındaki yani bir versiyonundaki sıkıntılardan biri Metasploit oldukça yavaş çalışıyor. Ya da ben de öyle pek anlayamadım. Evet. Hemen deneyelim. Exploit'imizin yolu neydi? Yeni başlayanların pek kafasını yorarak bu işlemleri yapmak istemiyorum. Biraz daha basit anlamda anlatmaya çalışıyorum. Use komutuyla exploit'imizi seçtik ve show options komutuyla exploit'in içine girdikten sonra parametreleri görüntüledik. Zaten bizden bir tane parametre istemiş. O da bizim bu servisin bulunduğu sistem. Hemen girelim. Ve host diyelim. 32 dedik. Payload kullanmaya gerek yok. Zaten kendisi otomatik olarak bir tane atacak. Evet. Root yetkisinde command shell'imizi açtık. Artık sistemin içerisindeyiz görüldüğü gibi. Exit dersek çıkarız herhalde. Evet. Bu sayede sistemde ne tür sistemler çalışıyor, ne tür servisler çalışıyor bunları öğrenebilir ve buna göre stratejiler üretebiliriz. Mesela sadece diyelim ki bu versiyonda açık olmadığını düşünelim. FTP'ye brute force işlemleri yapacaktık. Parola kırma araçlarıyla. Artık bu tecrübeye dayanan bir şey. Belli temel başlıkları, konuları alırsanız zaten sonrasında araştırarak bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin buradaki NFS olayını bilmiyorsanız ya da VNC işte protokolü nedir bilmiyorsanız bunları araştıracaksınız ki bizlerin de yaptığı bir durum zaten bunlar. Karşımıza bir şey çıktığı zaman bunların servislerin ne olduğunu araştırırız. Ona göre strateji üretip işlemlerimizi gerçekleştiririz. Bu versiyon dedektör işlemiyle bazı sistemleri de devre dışı bırakabiliriz. Cyan Cookie sistemlerini de devre dışı bırakabiliyoruz. Port tarama işlemlerini zorlaştıran bir sistem bu.
SV parametresiyle de ek paketler göndererek bu tür sistemleri devre dışı bırakıp daha sağlıklı sonuçlar alabiliriz. Şimdi eşitlik sistemi tespitine gelelim. Tire büyük O parametresini kullanıyoruz. Belli tarama seçeneklerini de beraber getiriyor zaten. Tire O kullandık ama daha önce SS parametresiyle yaptığımız TCPCN scan'ı da ayrıca çalıştırıyor. Ve sonrasında da bize belirli bilgiler sunuyor. Görüldüğü gibi karşımızdaki sistemin ne tür bir sistem olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Burada Linux olduğu zaten açıkça görülüyor. Görüldüğü gibi. Eğer Windows bir sistem tarıyorsanız bazı yorumlarda Windows yazar ve altında birçok şey yazar. İşte Windows Vista olsun, XP 7 vesaire. Size birçok teori sunar daha doğrusu. Yani Windows olduğu kesinleşiyor. Ama hangi versiyon olduğunu pek de kesinleştiremiyorsunuz. Bunun yanında da bazı parametreler geliyor. Versiyon dedektiyon. Pardon, işletim sistemi tespitinde kullanılan parametrenin yanında bazı ek parametreler de mevcut. Örneğin şu şekilde daha OSCanGuess seçeneğiyle daha detaylı bir tarama yapabilirsiniz. Örneğin bir IP aralığı belirleyip bu şekilde en az bir portu açık veya kapalı olan hedeflerin işletim sistemi tespitini yapar. Yani bir portu açıksa, yani sistem etkinse onların işletim sisteminin tespitini gerçekleştirir. Şu şekilde de yine IP aralığı belirterek belirtilen miktarda işletim sisteminin belirlenmesini yapıyor. Örnek olarak bir gerçekleştirelim. Bir tanesini. Ben iki tanesini taramasını istiyorum. Evet, bakalım neler bulmuş. Bunu taramış. Burada bir işletim sistemi tespiti yapmış. Bir. Ve bir de burada görüldüğü gibi şu IP'nin taramasını gerçekleştirmiş. Bu şekilde de sayı belirtebilirsiniz. Bazı sistemlerde dediğim gibi taramalar sağlıklı sonuç vermez çünkü güvenlik duvarları ve saldırı tespit ve engelleme sistemleri bulunmakta IDS ve IPS. Bu tür yöntemler, bu tür sistemler olduğu zaman farklı tarama seçenekleri yapmamız gerekiyor. Bunu biraz daha teoride anlatmaya çalışacağım sizlere. Bilindiği gibi Tor ağı günümüzde pek de güvenli değil denilse de orta ölçekli güvenlik duvarlarında işe yarayan bir araç. Yani gizliliği sağlamak için kullanılan bir yöntem. Yani Tor ağını etkin hale getirip taramamızı yapabiliyoruz. Ve proxy seçeneği maalesef elime paralelinde bulunmamakta. Proxy'ler sayesinde tarama yapamıyoruz. O yüzden ek olarak bazı yazılımları kullanmamız gerekiyor. 3 tane yazılım gerekecek yani. Tor ağıyla aramak için ve güvenlik duvarlarını aşmaya çalışmak için. Tor'u
Tor bulunmuyor Kali Linux'ta. O yüzden şuradaki komutla apt-get install tor yazarak kurulumu yapabiliyorsunuz. Zaten sonrasında bazı ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. Proxy Chains aracımızda bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyor. HTTP SOC 4 Socket 5 tiplerinde tanımlamalar yapıp istediğimiz IP'yi yazabiliyoruz config dosyasından. Tarama yaptığımızda da bizim belirlediğimiz IP adresinden istediğimiz bir IP adresine tarama gerçekleştirebiliyoruz. Görüldüğü gibi. Hem Proxy Chains aracından yanıtlar geliyor bizlere, hem de Elmap'ın kendi çıktısında yanıtlarımız mevcut. Belli portları tanıdık zaten, 20 ve 80 portunu. Gördüğü gibi burada ok seçeneğiyle açık olduğunu belirtiyor. Zaten state kısmında da Elmap'ta open olarak gözüküyor. Ve versiyon taraması yaptık. Bu sayede daha da netleşti taramamız. Görüldüğü gibi versiyon burada mevcut. Farklı bir yöntem ise fake IP adresi üzerinden port tarama. Pek de yani nasıl diyeyim, yüksek ölçekli güvenlik duvarlarında işe yarayan bir yöntem değil. Decoy scan tekniği deniyor buna. Normal tarama yaparken -d parametresi koyup bir IP yazdığımız zaman o IP üzerinden yapmış gibi işlemler görünür. Bazı ağ trafiğini takip ettiğimizde zaten burada IP adresi görülmekte. Yani bu IP adresinden sisteme yanıtlar gidiyor. Diğer bir yöntem ise spoof yöntemi. Yine şu şekilde -s parametresi ile koyuyoruz. Bu da farklı bir yöntem. Burada bize bir hata vermiş ilk başta. Bunu çözmek için arayüzümüzü belirtiyoruz ve PN parametresiyle daha sağlıklı bir sonuç almayı hedefliyoruz. Görüldüğü gibi sonrasında sonuçları bize verdi. Sadece IP yazarak değil, normal bir adres de yazabilirsiniz. Sadece IP olmasına gerek yok. Bu şekilde biraz hızlı geçiyorum, video çok uzamasın diye. O yüzden biraz daha hızlı yapıp uygulamadan kaçmak istiyorum. Zaten uygulamalı bir şekilde burada anlattık, görselleriyle beraber. Bu şekilde biraz daha üzerinden geçerek daha iyi anlamanızı sağlamak amacım. Fragmentation yöntemiyle firewall bypass işlemimiz var. Yani paket parçalama yöntemiyle sıklıkla kullanılmakta. Burada da yazıldığı gibi basit seviyeli sistemlerde işe yaramakta. Yani IP başlık boyutuna göre 8 byte, 16 byte veya manuel olarak parçalama yapabilirsiniz. Yani belli byte'lar göndererek işlemler sağlanır ve bu sayede firewall'lerin taramasını tespit etmesini biraz daha engelleyebiliriz. Bunu da şuradaki MTU parametresi ile gerçekleştiriyoruz. Bunlar için de farklı parametreler mevcut burada. Hyping 3 aracımız biraz daha farklı. Bunda biraz daha kurallar oluşturarak tarama yapıyoruz. TCP IP paketlerimizi kendimiz oluşturarak belli kriterlerde tarama yapma imkanı tanıyor bizlere. Yani biraz daha kullanması zor bir araç. Tecrübe ettikçe öğrenecek bir yazılım. Hatta hostlar arası dosya transferi bile yapabilmekte bu aracımız. Birçok parametresi bulunmakta. Burada zaten görüldüğü gibi.
Yani gönderecek paketleri kendimiz seçiyoruz. Mesela burada TRS parametresi koyarak CN paketleri göndermek istedik. TRP parametresiyle de belirli bir portu taradık. Bize direkt olarak yanıt vermez. Open şeklinde nnotaki gibi. Şöyle biraz daha farklı bir işlem mevcut. Zaten burada da gelen yanıtları biraz daha yorumlamaya çalıştık. Burada bilgilerin hepsini verdik. aracımız da bu şekilde. DOS atakları yapabiliriz. Bu şekilde bir IP adresine sistemi yavaşlatma testleri de yapabiliyoruz. DDoS testleri basit bir şekilde. Farklı olarak firewall var mı yok mu bunları öğrenebiliyoruz. Görüldüğü gibi. Mesela burada bir tarama gerçekleştirdik. TRV parametresi ile verbose modunu açtık. Yani biraz daha düzgün ve detaylı bir pencere açtık. Scan ile normal bir tarama gerçekleştirdik ve 21 ile 51 portları arasında tarama yapmak istedik. TRS ile de CN paketleri gönderdik ve ardından da IP adresimizi yazdık. Buradaki mantık şu. Zaten WIM boyutlarına bakarak hangi portların açık olduğu görülüyor. Burada çoğu portun window değerine, yani pencere boyutuna baktığımızda sıfır olduğunu görüyoruz. Bazılarında ise farklı değerler dönüyor. Yani anlayacağım üzere böyle bir port var ve sistemde açık olduğunu anlayabiliyoruz bu şekilde. Ayrıyeten tarama aralığında herhangi bir port burada gözükmezse bu portun açık olduğunu anlayabiliyoruz. Bu şekilde de farklı stratejiler yapabiliriz. Görüldüğü gibi. Yani her şey sizlerin düşünme yapısına bağlı olarak gerçekleşiyor. Biz biraz daha farklı şeyler anlatmaya çalışıyoruz. EndNote'da yani herhangi bir port taramasında raporlama önemlidir. İster kendiniz manuel yapın, isterseniz araçların içerisindeki parametrelerle bunları gerçekleştirin. Tire OX parametresiyle taramayı yaparken aletten bir yere bunları XML formatında kaydedebiliyoruz. Görüldüğü gibi rapor dosyasını açtığımız zaman böyle biraz daha karmaşık bir hal alıyor. Bunları bir de parser araçlarıyla farklı, zaten bunları internette bulmanız mümkün. Daha tertipli, düzenli bir hale getirebiliyoruz. Ufak bir Python yazılımı kullandık burada. Sonrasında yeni çıktıya baktığımız zaman biraz daha detaylı bir çıktığı görebiliyoruz. İşte tarama saatleri zaten yukarıda yazıyor. Start time, end time, adres, host name, port, state, service, script gibi seçenekler mevcut. Burada tarama yapıldığı saatler, tarih, hangi ayda yapılmış vesaire, hangi portlar var, hangi servisler var. Bunları daha da detaylı olarak gösterebiliyoruz. Video çok uzamasın diye biraz daha hızlı geçtim buraları. Zaten kitabı okuduğumuz zaman daha iyi anlayacağız. Zaten buradaki asıl amaç kitabı okumak. En önemlisi bu zaten. Bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.